Değerli izleyiciler, kanalımdan merhabalar. Yoğun istek üzerine bir kat atma videosu daha ayrıntılı bir şekilde anlatarak sizinle paylaşacağım. İyi seyirler. Öncelikle dumanımız yanımızda hazır bulunuyor. Evet, geçen yıl damızlıktan ürettiğimiz bir ana 2023. Arkadaşlar, şimdi arımız 10 çıtada iyiden iyiye sıkışması gerekiyor. Kat atmak için sıkışan arıya kat atılır. Arıyı sıkıştırmamız gerekiyor. Arı içeride nüfus patlaması yaşaması gerekiyor. Sonra kat atmamız gerekiyor. Ha, bazı durumlarda ise şöyle. Arı nektar akımı başladıysa, şayet bloke ediyorsa, içeride yumurta alanı kalmadıysa, nüfusu az ise o zaman da kat atmak gerekiyor. O zaman hani bloke ettiği için, her tarafa bal bastığı için, yavru atacak yeri kalmadığı için, arının tabii ki ilerleyen dönemlerde de nektar akımı olacağı için, nüfusunun azalmaması için, nüfusunun sürekli stabil kalması için bal akımına kadar kat atılması ve varsa elinizde kabarmış çıtayla destek vererek bu işlemi yapmanız gerekmektedir. Şimdi benim elimde kabarmış peteğim olduğu için, arım da mevcut sıkıştığı için, 10 çıtada sıkıştığı için şimdi kat atacağım. Yağ. Arkadaşlar, bu varova için kendi yaptığım nane ve kekik yağıyla kartona emdirdiğim bildiğiniz normal organik yağ. Evet, şimdi ben genelde 9-2 metodunu kullanıyorum. Arımız gördüğünüz gibi yavru alanı güzel, stoğunu yapmış. Ben 2 ile 9'u çekeceğim. Tabii ki kabarmış peteğim olduğu için alttan fazla çıta da çekebilirim. Evet, bunda da günlük ve kapalı mevcut. Diğerinde full kapalı mevcuttu. Polenimiz de var. Evet, ana arı kontrolü de yapabiliriz bu arada kat atarken. Yüksük kontrolü de yapabiliriz. Çünkü yüksük kontrolü yapmadan atarsak üzerinde kaçırdığımız bir yüksük oğula gitmesi demektir arının. O yüzden yüksük kontrolünü de yaparak atmamız gerekiyor. Şimdi düzenimiz bu şekil olacak arkadaşlar. Ben yüksük kontrolünü yapıp tekrar bu düzeni vereceğim araya. Evet, bu çıtamız da günlük ve kapalı olduğu için ben bu çıtayı ortaya kaydıracağım. Yerine baş balı olarak boş petek vereceğim. Kabarmış petek vereceğim. Ne demiştik? Baş balda, yastık balına arı yavru atmışsa karşısına destek için, yastık balı için kabarmış çıta vermemiz gerekiyor. Ben şu çıta siyah olduğu için çıkartacağım. Şuradaki ikiden aldığım çıtayı bunun yerine bırakacağım. Şu beyaz çıtayı onun yerine bırakacağım. Evet, bakın arkadaşlar, yüksük demişken şurada gözüküyor. Şu yüksüğü almamız gerekiyor, kesmemiz gerekiyor. Evet, bir yüksük de buraya yapmış.
yüksükleri temizliyoruz. Arı içeride sıkıştığı için her tarafa yüksük basmaya başlamış. Yani oğula meyletmeye niyeti var bu arının. İçeride sıkıştığı için, yerini genişletmediğimiz için. Hemen hemen bütün çıtalara yalancı yüksüğü döşemiş. Geç kaldığımız bir arı. Kat atmakta geç kalmışız biraz. Evet, ben bunu da kata atacağım. Onun yerine kabarmış peteğim olduğu için arıyı yormadan yoluna devam ettireceğiz. Evet değerli izleyiciler, kontrollerimizi yaptık. Bu kontroller sırasında günlük yumurta gördüğümüzden ana arıyı pek fazla önemsemiyoruz. Çünkü aramızda günlük yumurta mevcudu var. Tekrar arıyı bu yoğunlukta rahatsız edip bakmayacağım. Şimdi kat atma yöntemine geçelim. Demiştim 9-2 yöntemi vardı. Ben tekrar kontrollerini yaptım. Yüksüklerini kestim. Kafanıza göre de kat atabilirsiniz. Ama önemli olan şu kuruş kalığı bozmamak. Kuruş kalığı bozmadığınız takdirde arıyı üşütmezsiniz. Arının balı güzel gelir, düzeni güzel tutar. Önemli olan kuluçka düzenini bozmayacağız arının kat atarken bile olsa. Evet, şimdi bu çıtada da dediğim gibi kapalı yavru olduğu için ben bunun baş tarafına, baş kısmına kabarmış petek veriyorum. Ben demiştim ya, geçen yıldan kalma kabarmış peteklerim var. Şöyle bırakacağım. Düzeni bozmuyoruz. Şimdi arı, ben bir tane de temel petek vereceğim. Arı işlesin, iş yapsın. Stresini atsın en azından. Kabarmış peteğimizi de şu baş kısma veriyoruz. Bunda da kapalı yavru olduğu için buna da yastık balığı yapması için baş kısma bir tane daha bırakıyoruz. Evet, katımızı bu şekilde attık. Bu da kabarmış peteğimiz. Geçen yıldan kalma. Süzdüğümüz ballarımızın kabarmış petekleri. Bunu bu tarafa veriyorum. Bu taraftaki, bu tarafa vermediğimdeki sebep, ben sağdan çalışıyorum, soldan çalışıyorum, fark etmiyor. İki tarafı da çalışabiliyorum. Araya aşağıda mevcut durumu nasılsa ona göre veriyorum. Şimdi baş tarafa bir tane kabarmış verdiğimiz için, yanına boş petek verdiğimiz için arı yoğunluğunun bu boş peteğin üstünden çalışmasını istiyorum. Boş peteğin üstünden gidiş geliş yaparsa arı mevcudun üstüne doğru alttaki peteği kabartması daha kısa sürede olacak. Evet, kata çektiğimiz çıtalarımız günlüklü, açık yumurtalı ve kapalı yumurtalı olmak üzere 3 petek çektik biz yukarıya kata. Evet. Şimdi bu tarafta kapalı yavru olduğu için onun önüne de bir tane kabarmış petek takviyemizi veriyoruz. Arımızın mevcudu güçlü olduğu için
bir kabarmış petek daha vereceğim. Çünkü alt tarafları bloka yapmasın. En azından çalışmasını bu petekler üzerinde yürütsün diyor. Evet değerli izleyiciler, kabarmış petekle takviye vererek, destek vererek arılarımızı daha hızlı bir şekilde çalıştırma imkanına kavuşuyoruz. O yüzden kabarmış peteklerinizi bal süzümünden sonra iyi saklamalısınız. Bal akımı döneminde böyle işte gördüğünüz gibi arıyı bir anda uçuruveriyor, hızlandırıyor. Buna mum öldürmeye kalksan 10 günde buna 7-8 bilemediniz 10 mum ancak öldürecektim. Fakat bu haliyle direkt arımı bala çalıştırmaya başlıyorum. Kanalıma destek için abone olup videolarımı beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.